İyi seyirciler yeni bir Beşli Bir Kamp programına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere dünyada ve Türkiye'de olan önemli konularla geliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye ile ilgili haberleri de karşınıza getireceğiz. Biliyorsunuz bir süredir Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmazlıklarda ana konulardan birini F-35 programı oluşturuyordu. 1995 yılından beri F-35 program ortağı olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için yaşanan kriz sonrası Pentagon tarafından F-35 programı ortak mutabakatından çıkartıldı. Bu duruma ısrarla itiraz eden Ankara kararı değiştiremedi. Gelecekte hava kuvvetlerini F-35'lerden kurmak istediğini, toplamda 100 F-35 almayı planlıyordu Türkiye programdan çıkarılan Türkiye'ye uğradığı zararın tazmini içinde Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington yönetiminin Ankara'ya F-35'te uğranan zararın karşılanması için F-16 satmayı teklif ettiğini açıkladı. Erdoğan, "Bizim 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bunlarla ilgili elimizdeki F16'ların modernizasyonundan tutun da yeni ilave F16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz demişti. F35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödenmesini geriye boşlandığımız için almamız gereken para olduğunu belirtiyordu. Görüşmelerde bu konuyu e, Türk tarafında dile getirdiğini ve sorunun çözümü için de diyaloğu önemsediğini eklemişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise önerilen silah satışlarını ve transferlerini kongreye tebliğ edilmeden onaylanmadan teyit edemeyeceğini söylemiş ve Türkiye'ye gelince NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir uzun süreli ve derin ikili bağlantılarımız var ve Türkiye'nin NATO ile ortak çalışılabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor sözleriyle de bu durumu anlatmıştı. İkili ilişkilerin önemine parmak basan bu açıklamadan sonra bu hafta kongrede ilginç açıklamalar oldu. Temsilciler Meclisi'nden 3 vekil Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı ve F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi talebinde bulundu. Açıkçası burada Katsa yasalarına itaat edilerek Türkiye'nin Katsa çerçevesi içinde şu anda yaptırım içinde olduğunu ve savunma sanayi sektöründe F-16'ların verilmesinin farklı algılanabileceğinin de işareti bulunduğunu iddia ettiler. Nişantaşı Üniversitesi'nden Burak Küntay bizlerle kendisi şimdi Amerika Birleşik Devletleri iç siyaseti ve dış siyaseti konusunda önemli uzmanlardan biri olarak bu sorulara cevap verecek. Acaba ne oluyor? Bu düzen nereye gidecek diye. Hocam Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye savunma sanayine bir duvar mı örülüyor? Siz ne anlıyorsunuz acaba? Çünkü F-35 istedik, parasını verdik, geri vermediler. Şimdi de F-16'ya da sert set çekmeye çalışıyorlar. Tam olarak ne olduğunu siz anladınız mı? Çok net söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin aslında 1946-47'den beri temelini zaten savunma sanayi oluşturuyor. Hani Türk-Amerikan ilişkilerine böyle baktığımız zaman bir Hollanda-Türkiye ilişkisi gibidir, bir Almanya-Türkiye ilişkisi gibi değil, bir Fransa, bir İtalya-Türkiye ilişkisi gibi değil. Hani farklı mallar satılmıyor, farklı bir ticaret hacmi yok. Türk-Amerikan ilişkilerinde en büyük payda aradaki silah ticareti. Ve bu da genelde tek taraflı olan silah ticareti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye sattığı işte ciddi anlamda NATO üyesi olması hasebiyle yıllardır güvenliğin. Bir de bunun stratejik ayağı var. Bir de bunun bizler için tabii ki politik ayağı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Türkiye S-400'leri alırsa yani NATO sisteminin dışında başka bir sistem alırsa biz bunu hoş karşılamıyoruz diyor. İşte bunları çok konuştuk. Katsa yaptırımlarını getiririz diyor. Bu katsa yaptırımlarının işte hangi beş maddesini uygulayacağım ona bakacağız diyor. Böyle bir tehditler var. Ama aslında bunun içerisindeki en önemli nokta şu. Bunu unutmamak lazım. Biz Türkiye'deki gibi, şimdi Türkiye'de bu karar alınırken Cumhurbaşkanı'na bakıyorsun. Çünkü Cumhurbaşkanı en önemli ve tek yürütmedeki karar merci. Yani kararı bir noktada Net bir şekilde hayata geçiyor. Fakat Amerika'da böyle değil. Burada anlamamız gereken mevzu o. Joe Biden bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüp de tamam ne istiyorsan kabul ediyorum, bütün istediklerini vereceğim dese de bu olamaz. Niye olamaz? Çünkü siz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane askeri aracın lastiğini satmaya kalktığınız zaman ister Raytheon, ister Boeing, ister Lockheed Martin, ister Skorsky Amerikan Kongresi'nin onayını almanız gerekiyor. İşte o yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde Türkiye aleyhindeki baskılar öyle ağırlaşmış durumda ki Biden istediği kadar bunun arkasında dursun, bayılsın etsin yine de ancak bir yere kadar bunun arkasında olabilir ciddi bir noktada Amerikan Kongresi destek verecek. O yüzden F-35 meselesi, F-16 meselesi e, bunlar çok daha farklı ve siyasi boyutta ele alınıyor. Bu bir. Bir de kısa bir not düşmek istiyorum. O da şu. Türkiye F-16 talebini aslında çok stratejik olarak ve doğru yaptı. Çünkü e, Amerika'da genelde Türkiye aleyhinde konuşulan hadise şu. İşte S-400 aldınız biz de bu yüzden F-35 sistemini vermiyoruz. Peki. Şimdi de F-16 istiyoruz. Verin Hayır vermiyoruz. O zaman da yeni açıklamaya göre Türkiye'nin belki Rusya'yla savaş uçağı alma durumu da vuku bulacak. Şimdi karşınızdaki mevzu şu. Türkiye burada aslında bir koz oynadı. Türkiye de biliyor bunların verilmeyeceğini. Yani çok net söylüyorum. Yakın zamanda çok büyük diplomatik farklılıklar olmazsa F-16'larda F-35'lerde artık ben askeri uzman değilim ama F-16'nın bir model gerisi varsa o da verilmeyecek. Olmayacak. Bu Biden'ın kararı vesaire değil tamamıyla Amerikan Kongresi'nin Türkiye üzerindeki oradaki Türkiye aleyhtarı lobilerin baskı kurmasından kaynaklanan bir süreç. Burak Bey sizce neden e, vermiyorlar? Hafta içi kongreden çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. F-16 meselesiyle ilgili Trump döneminde müesses nizam vardı Trump'a karşıydı. Şimdi ne oluyor? Onlar mı şu anda Türkiye silah satışına karşı? Şimdi bir kere müesses nizam lafına çok inanmıyorum. Yani ben hep söyledim, müesses nizam diye bir şey vardıysa Trump döneminde, o müesses nizamın ta kendisi Trump. Trump'ın karşısında olanlar değil, Trump müesses nizamdı. Bunu uzun uzun anlattık birçok 5N1K programında. Velhasıl kelam bizim için şu an önemli olan nokta şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede aslında çatlak ses yok. Neden yok? Amerikan kongresindeki seslerin neredeyse tamamı Türkiye'nin aleyhinde. Bunun da sebebi Türkiye'nin Amerika'daki PR'ının yıllar içerisinde Amerika'nın belli noktalarına yoğunlaşıp Türkiye'nin aleyhinde bir hava yaratılması. Bunda panhellenik lobinin yani Rum lobilerinin çok büyük etkisi var. Ee, bunu ben fikrim olarak, kanaatim olarak ya da istihbarati bir bilgi olarak söylemiyorum. Ermeni lobilerinin çok büyük etkisi var. Bilhassa son 5-6 senede. Ve FETÖ'nün desteğinin oradaki Türkiye aleyhtar lobilere büyük etkisi var. Bunları nereden biliyoruz? Amerika'da seçim kampanyalarını hayata geçtiği PAC'lere, political action komitelere bakın. Seçilen senatörlerin veya temsilciler meclis seçim kampanyalarına hangi kanallardan, hangi bireylerden ya da hangi peklerden destek alındığına bakın. Neden Türkiye'nin silahları alamadığının cevabı çıkıyor zaten. Bunu araştırmak için çok böyle detaylı, büyük fikirler ortaya atmaya lüzum yok. Hiçbir Amerikan temsilciler meclis ya da senatörü, Kampanyasını ayakta tutan finansal olarak kişilerin dediğinin aksine Türkiye'yi destekleyemez. Ha, ama buna ek olarak bir de çok açık ve net bir hadise var. Türkiye Suriye'ye giriyor. Türkiye'nin ne işi var oradaki masum insanları öldürüyor Türkiye diye neşriyat yapılıyor Amerika'da. Ya Türk insanını yıllardır katletmek için cebelleşen bir terör örgütünü, PKK'yı ve bunun uzuvlarını yani işte YPG'dir, SDG'dir, SDG'yi de katıyorum ben bunun içine, PYD'dir bunları hiçbir şekilde terör örgütü olarak görmüyorsun. E bunu nasıl anlatacağız? Orada PKK'ya eğitim vermiş, silah vermiş olan Amerikan askeri Amerika'da mahkemede yaptığı işleri rapor ediyor. Bunu nasıl anlatacaksın? Dolayısıyla buradaki aslında en önemli noktalardan biri Kongre'deki çatlak sesler falan değil, Türkiye'nin Amerika'daki PR'ının e, maalesef tek taraflı yapılması, tek yönden ortaya çıkılması Türkiye aleyhinde e, ve tabii ki Peklere bu seçim kampanyalarındaki önemli desteklerin e, Türkiye'nin hep aleyhindeki kanallardan gitmesi bunun net sebebi. Burak Bey siz de sıkıntının sadece S400 olduğunu mu düşünüyorsunuz? İlişkileri bu S400 meselesi daha nasıl etkileyecek? Bakın S400 evet çok önemli bir soru. Yani S400 niye çok önemli bir mesele? Şu yüzden önemli bir mesele. S400 demek Amerika Birleşik Devletleri'nin bırakın NATO'nun mevcut kurulma sebebi olan Varşova Paktı ve Sovyetler karşıtlığının Duruşunun ve felsefesine ters olan bir nokta. Yani siz bir NATO üyesi ülke olarak Sovyetler Birliği'nden NATO karşısındaki bir paktın, Varşova paktının eski liderinden silah alıyorsunuz. Ne zaman 30 yıl öncesinin mantığıyla konuşuyoruz şu an. Fakat bir de bir gerçek var. Silah istiyorsunuz, patriot istiyorsunuz, vermiyorlar. Amerika'dan bahsediyorum. E, gidiyorsunuz, başka bir şey istiyorsunuz. E, çok acayip temenniler ve çok acayip taleplerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de yani bir şekilde ulusal güvenliğini koruyabilmek için Rusya ile böyle bir noktaya gitti. Doğru strateji de yanlış strateji de ayrı bir nokta. Ama bir gerçek var ki sorunuzun da zaten cevabı olan gerçek. Türkiye'nin Amerika ile arasındaki gerginliklerin sebebi ne S-400 sadece ne Rahip Brunson ne vize krizi ne işte tutuklanan gazeteciler meselesi, ne FETÖ meselesi, ne işte aklınıza gelebilecek 1 Mart tezkeresi vesaire. Bunların hepsi sebep gibi görünse de aslında Türk-Amerikan ilişkilerini gergin kılan en önemli etken şu. 1947 ile 1990 arası Türk-Amerikan ilişkilerinde bir çırpıda saymak gerekirse tak Küba misil krizi, tak opium krizi yani haşhaş krizi, Büyükelçi Komer olayı, sabaha kadar sayarız böyle krizleri. Büyükelçi Komer olayı, Kıbrıs çıkarması, Johnson mektubu falan bir sürü olay oldu. Bir sürü şey patladı. Ama ne vardı biliyor musunuz? Bunlar hemen aşıldı. Bunların üzerinde çok durulmadı. Çünkü iki ülkeyi de acil olarak ittifak yapmak zorunda bırakan, iki ülkeyi de bütün sorunlarını dışarıda bırakıp birbirini idare etmek zorunda bırakan bir Sovyet tehditi vardı. Yani özetle uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan ortak çıkar ya da ortak düşmandan biri vardı. Fakat 90'dan sonra bu ortadan kalktı. Dolayısıyla ben size garanti vereyim. Eğer ortada yani bugün yaşadığımız sorunlar ta o tarihte yaşansaydı bunlar sorun olmak üzere bile gündeme gelmezdi. Çünkü ortak bir düşman ya da ortak bir çıkar için bu iki ülkede geri adım atardı. Mecbursun. Bugün Amerika ile Türkiye ilişkilerinin kötü dipte bazen daha da dibin dibine bazen bir kıt yukarı çıkmasının tek bir sebebi var. Ve ben açık konuşuyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi olmasını isteyen biri olarak konuşuyorum ama belli bir ivmenin üzerine uzun cebimde çıkamaz. Ta ki yeni bir ortak düşman ya da yeni bir ortak çıkar bulunana kadar. Sayın Küntay çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.